Mutfak nasıldı Semih? Söylemedin. Mutfak şeyin ağzı şey, açıktı. Sosun eksik benim. Zuhal Hanım. Getiriyorum ben. Tamam. Sosun ağzı açıktı. Onu servis yapacağım diye açtım. Hayır. Dolaptan çıkardığım için olabilir mi? Hayır, olamaz. Kapalı bir şekilde. Buzdolabında muhafaza etmiş. Yani... Ama sonuçta açıktı Zuhal Hanım. Ben gittiğimde açıktı. Ama masanın üzerinde açıktı. Şey yapmasın diye, çok soğumasın diye ben de dışarı aldım. Biraz hafif beklesin diye. Ama sen soğan halkası getirdin. Kalamar dolması vardı. Kalamar dolması getirdim. Soğan halkasının üstündeki yoğurtlu sosu için. Bu soğan halkası mı? Ekstra bir sos yaptım. Evet, ekstra bir sos yaptım. Ama ben bunu çıtır soğan olarak... Ben de öyle. Soğan halkası ama yani. Çıtır olarak ben sunmadım. Ama ismi öyle normalde. Tamam, çıtır olarak... Ama soğan halkası hep çıtır gelir ya. Çıtır gelir. Ben biraz daha ev usulü. Öyle yaptım, öyle söyleyeyim. Keşke ben de bunu mazur meyvusulu yaptım deseydim keşke. Yok yok, ben yok şey olarak sosu bilerek yaptım. Sos zaten yapacaktım. Peki devam edebilirsin servisine. Bence yapamadığı için üzerini yoğurtla kapatmaya çalışmış kendisi. Soğan halkası, evet, öyle mi diyorsun? Evet, kesinlikle. Ben açıkçası ben de beklemiyordum. Ben bu şekilde beklemiyordum. Soğan halkasının, gerçi çıtır diye belirtmemiş ama hiçbir soğan halkasının üzerinde hem de yoğurtlu bir sos hiç görmedim hiçbir yerde. Bence zamanı sıcanın yetmemiş Zuhal Hanım. Kızartmış, yoğurtla da kapatmış bu soğan halkası. Soğanı yani, soğan halkası diye de koymuş bize. Ne ben oldu Merve? Ah, iyi misin? Burayı çekmeyin, bu benim kendi şeyimle alakalı, ben hiç sevmiyorum. Ne oldu, kalamardan mı? Su iç. Çok az yedin zaten, iç su. Yani hiç yemedin mi bugüne kadar? Hiç. Yemeden nereden biliyorsun kötü bir şey oldu? Kalamardan ben şey sevmiyorum, balık. Neyse tamam, daha fazla yeme. İçinden ye istersen kıymasından, bir de soğan halkasından ye de ağzının tadı yerine gelsin. Yani içeride geçmiş ben balık sevmiyorum, balık şey yapmıyorum. Şov yapmasın ya, şov programı değil burası. Şov programı olacaksa şov programına gitsin yani. Burada işi yok onun. Gerek de yok yani burada. Yani o zaman gelmeyecektin. Bazı şeyleri sevmiyorsan, hoşlanmıyorsan bazı şeylerden gerek yoktu yani bazı şeylere. Çiğnemeden yutun. Zuhal Hanım ben yorum yapabilir miyim? Yapamazsın. Benim çatalım yok. Ev sahibi yok. Tamam. Senin de çatalın alıp yok. Alıp gelebilir miyim? Yemeden. Hiç karışmam ama yani kendisi servis etmesi lazım. Biraz yeseydiniz öyle yoruma girseydiniz. Yedim ben. Ucundan. Ha, sizin için biraz daha yiyeyim. Yedim ben. Pilavın birazcık kıymasından almış. Başka deniz ürününe şey olan var mı? İçi pişmemiş çünkü kıpırdan yemiyordu. Semih Bey'in çatalı yoktu. Bize iki çift servis açılmıştı. Çatal yetmedi galiba. Keşke bize çift servis açmasaydı. Semih Bey yine mutfağa gitti. Şovunu gösterdi. Yine birilerinin dedikodusunu yapmaya gitmiştir büyük ihtimal. Mutfak biraz uzaktı. Tam duyamadım ne konuştu, ne yaptı bilmiyorum. Yine dedikoduya gitmiştir yani. Yakaladım. Gıybet yapıyorsun. Evet, yakaladım gıybet sizi. Gıybet benim yapıyorum. Çatalım yok. Ben hala yiyemiyorum yemeğimi. Getiriyorum. Verir misin? Zırt pırt neden mutfağa giriyorsun? Ya çatal tamam, yok. Çatal getiriyorum, baştan geçer misin? Hayır verir misin? Almadan gitmeyeceğim. Almadan gitmeyeceğim tamam, Oktay Bey. Almadan çatal gitme. İstiyorum. Yani kendi çatalını kendin bul. Tamam, demek ki kaybetmişsin. Ama buralara böyle karıştırmak sence ama hoş oluyor mu? Ama kendi çatalı nasıl bulabilirim? Ben şey miyim, müneşçi miyim? Tamam, nereden bulabilirim içeri geçip, acaba? Nerede? Geçebilirsiniz. Ben getirebilirim. İçeri geçin, getiriyorum hemen. Ay bir çatal almaya gitti. Yine karıştırdı ortalığı. Sürekli ortalığı karıştırıyor. Bu da ne sos onu bilmiyorum. Soracağım. Size tek bir şey söyleyeyim. Acılı bir sos. Evet çok acı. Bu soğan halkasını yanlış yazdı. Bize Melih de belirtmedi yazdı bu arada. Evet belirtmedi yani ona. Bakın burada şimdi gelsin kendisine yemek de söyleyeceğim. Yemek zorunda mıyız Suhal Hanım? Değilsiniz. Bu sosu. Değilsiniz biber çünkü menüde yazmıyor aynen. Yemek zorunda değilsiniz. Bana vermemiş zaten. Bu arada hazır sos kullandınız onu da görmüş. Evet biliyorum söyleyeceğim zaten hiç problem yok. Bize bakın menüde her şeyinizi yazdıracaksınız A'dan Z'ye. Yazdırmadığınız hiçbir şey yarışmacılar tatmak zorunda değil. Sen niye menüde kalamarının yanında sos vereceğini söylemedin bize? Yani sos bir herhangi bir sos koyarım diye şey yapmamıştım. Ne demek herhangi bir sos? Ama sos çok önemli bir şey. Ne sosu bu biberli? Hangisi bu mu? Bu hazır sos olarak verdim bunu ben sunum ettim. Switchili alacaktım. Hazır bir sos. Hazır bir sos. Switchili alacaktım normalde. Switchili sos kullanacaktım. Evet. Onu bulamadığım için bunu kullandım ben de şey olarak. Niye menüye demedin ki acı sos eşliğinde kalamarda olması falan? Oktay Bey menüyü niye böyle yazmayı tercih ettiniz? Nasıl yani? Ya, biz soğan halkası deyince farklı bir şey bekledik. Soğan halkası. Evet. Şimdi yani bunu siz sanki soğanı kızartmaya çalışmışsınız. Kızartamamışsınız da zamanınız yetmemiş gibi. Yo. Koyup üstünü de yoğurtla hani kapatayım demişsiniz. Yok kesinlikle. Kesinlikle öyle bir görüntü var. Sunum olarak yaptım yani bunu ben. Sunum mu şu an? Değil mi? Ama bu bir sunum mu yani? Değil mi? Bu bir yani ne olmuş? Asla sunum değil. Yani sizin en azından köftenize bakarak bu 1000 kat daha güzel. Siz benim köfteye taktığınız çok beğendiniz herhalde. Çok kötüydü köfteniz. Yani sunumu güzeldi hiç olmadı. Yemediniz bile. Yemedim ki yoktu köfte içerisinde. Sizde yoktu yani en azından benim bir de soğan var yani. Alt tabanımda bir şeyler var. Bir sonuç olarak soğan halkası değil. Ben oraya ezmek hesap yaptım. Önünüze et çıkardım. Ama ben o zaman sizin köftenizde siz bize soğan halkası yazmışsınız. Soğan halkası değil çok değişik tamam bir şey da yani bu yani. Ben size çıtır soğan halkası olarak sunum yapacağım demedim. İşte o zaman belirtseydiniz yoğurtlu soğan halkası diye. Şöyle bir şey var.
O zaman herkes menüsüne kafasına göre bir şey yazar, istediği şey pişer, getirir, pişir, getirir. Biz de diyemeyiz ki bunu niye böyle yaptın? Neresinde hata bulacağız, neye göre eleştireceğiz? Şimdi soğan halkası dediğin şey çıtır gelir. Biz onun kızarıp kızarmadığına, dış kaplamasının çıtır olup olmadığına bakacaktık. Ama sen bu şekilde getirdiğinde tamamen elemine etmiş oluyorsun soğanı. Ve bize de bir eleştiri şansı bırakmamış oluyorsun. Üstüne yoğurt dökersen biz bu soğan halkasının olup olmadığına neye göre karar vereceğiz? Ben normal şartlarda da zaten... Ama o zaman diyeceksin ki yoğurtlu soğan halkası diyeceksin. Biz de soğuk bir meze bekleyeceğiz. Ona göre tadacağız. E şimdi sen öyle ortada rölantide bırakmışsın ki bizim bütün kapılarımızı kapatmışsın. Olmaz. Bakın hep söylüyorum. Menüde her şeyi nasıl yapacaksınız o şekilde yazdırın arkadaşlarımıza ve söyleyin. Beyan edin ki biz de ona göre eleştirelim, tadalım, değerlendirelim. Süheyl Hanım bakın burada bir kızartmaya çalışmış gerçekten. Ben de normalde daha ince yapması gerekiyor. Evet, kızartmaya çalışmış zaten yağın içine girecek, yağın içine girsin böyle diye şey yaptım. Görüntüsü çok kötü. Peki yoğurdu sıyırarak soğanından tadına baktım Süheyl Hanım. Pişmiş mi, kızarmış mı? Çok sert dişime geliyor yani beğenmedim. Yoğurdu güzel, sadece yoğurdu. Buna geleceğim. Pirinci çiğ koydunuz herhalde. Evet, çiğ koydum. Evet, belli çünkü. Hiç pişirmemişsiniz. 3 aşamadan geçti o. Bu 3 aşamadan geçmiş abi. Önce haşladım. Ya ben yaptığımı söylüyorum. Önce kalamarla beraber haşladım. Ondan sonra fırına verdim. Bir saat olmasa da 45 dakika fırında bekledim. Fırından çıkarttıktan sonra da kızarttım. Kesinlikle öyle bir şey yok yani. Hiç fırına atmamış gibisiniz. Çiğden pirinci koyup ya da en azından yakmamışım öyle düşünün. Kıymayla kavurup gelmişsiniz. En azından yakmamışım öyle düşünün. Ben yakmadım pilavımı. Planınız gibi iç planınız bunu gibi. Ya bunu benim pilavımla kıyaslayamazsınız. Yanmamasından ve de pişmesinden yanayız biz. Ama bu da pişmemiş Zuhal Hanım. Benim pide yanık diyor kendisi hiç beğenmedim. Tadı tuzu yok. Evet tadı tuzu yok. Semih ne oldu? İlk kez seni yiyemiyorken yani, gördük. Çok evet, gerçekten tamam, kötü olmuş. Beşinci günde Semih'le konuşuyorum. Beşinci günde ilk kez tabağın duruyor. Ne oldu? Duygularım darmadağın. Çok büyük şeyler hayal ederek geldim. Gözyaşları mahkum olamayacağım şu an bir saniye. Timsah gözyaşlarımız. Aynen öyle. Oktay Bey'le muhatap olmak istiyorum. Oktay Bey üzgünüm. Gerçekten tatsız tuzsuz bir yemek olmuş. Gayet tadı tuzu yerinde. Gerçekten tatsız olmuş. Size bakın göre. Benim yorumlarımı biliyorsunuz. Ben diğerleri gibi oynamıyorum. Gerçek orijinal yorumlar yapıyorum. Hepsi fake yorumlar yapıyor. içi de pişmemiş ve menüyle çok uyumsuz. Hem salamlı sucuklu, pardon, salamlı sosisli pilav demişsiniz. Sonra kıymalı pilav yemek, da vermişsiniz. Ana yemek ama değil. İşte burada da pilav, pilav yani bu. Başka doğru, bir şey yok. Burada da pirinç var. Burada da ama, pilav, orada da pilav var. Uyumsuz bir menü. Sonrasında bitirsin. Pirinçler diptiri, yemedim. Siz de yiyince göreceksiniz. Bunu zaten saymıyorum, hazır almışsınız, koymuşsunuz önüme. Beğenmedim yani, gerçekten üzgünüm ama yemek beğenmedim. Yemek ağız tadınız yok, doğrudur. Valla benim çok güzel ağız tadım soğan var. Soğan halkası nasıl? Soğan halkanız değil bu, soğan söğüş olmuş. Gerçekten üzerine de koymuşsunuz yoğurdu. Nasıl bu açığımı kapatabilirim? Tabii üzerine vereyim yoğurdu. Ondan sonra ben bunu yuttururum. Bu fast foodcularda olur. Sıcak servis edilmesi gerekiyor. Diğer malzemelerden... Şöyle düşündüğün zaman... Ben kendimi ifade edebilir miyim? Ben buna bir açıklama yapacağım. Tamam. Siz diyorsunuz ya fast foodcularda sıcak olarak şey yapılıyor diye. Evde ben de yapılabilir. Yoğurtla sunum yapıyorum farkındaysanız. O yüzden sıcak olmuş. Ama yoğurt diye belirtmemişsiniz. Yoğurt diye belirttiniz mi? Yoğurtlu çıtır diye de belirtmedim ama. Tamam ama soğan ben halkası, direkt soğan halkası deyince... Çıtır diye de belirtmedim. Çıtır soğan halkası diye geçiyor. Soğan siz işte öyle rölantide bırakmışsın ortada. İşte ne oldu lan o? Yani soğan halkası hiçbir yerde böyle değil. Peki Merve'ye geçelim. Şimdi ilk olarak bu kıyma, yağlı bir kıyma tercih ettin evet, galiba. Evet, evet, evet. Tadı çok yoğun geliyor. Evet. Yani zaten kalamarın tadını daha yoğun almak isterdim. Her ne kadar deniz ürünü sevmesem de. Kalamarın pişme noktasında muhtemelen böyle pişiyordur herhalde. Evet, yani çok yediğim, bildiğim bir şey değil ama tadı tuzu maalesef yok. İç pilavını hiç sevmedim. Kıymanın yağlı olması beni mutsuz etti. Tadını iyice kötüleştirdi. Kalamar noktasında maalesef. Soğan halkasında... Soğan noktasında neredeyiz? Orada işte ne yapacağız ben de bilmiyorum. Soğan halkasının içinin pişmesi için bunu ince kesilmesi gerektiğini herhalde biliyorum. Herkes biliyordur. Ama diğer... Ve kendimde gördüğüm kadarıyla çok kalın kesmişsin. Bundan dolayı kızartamamışsın. Şekilsiz olmuş. Şekilsiz olunca da yapabileceğin iyi bir şey yapmışsın bu arada. Bizi kandırmaya çalışmışsın. Güzel kesinlikle, bir taktik. Kesinlikle, yok güzel bir taktik. Onu yapabilmen güzel. Kandırma olayı yok. Yanlış konuşuyorsunuz şu an. Ben yapmak istediğim şeyi yaptım zaten. Ben peki niye menüye yazdırmadın? Yoğurtlu yazsaydın. Soğan bak o zaman hiçbir şey eleştiremezdik. Çok da iyi oldu. O nasıl yoğurtlu göbek salata? Göbek salata deseydi biz göbek salata bekleyecektik. Yoğurt görünce aynı tepkiyi vermeye de verecektik. Evet, diyecektik ki yoğurt ne işi var? Ama yoğurtlu göbek salata yazdığı için bir şey diyemedik. Mayonezli değil miydi o?
Mayonez ve yoğurt. Yoğurt da var. Yani o öyle bir salataydı. Ya şimdi bununla karşılaştırmıyorum. Ben de dediğim gibi soğan halkası böyle bir şey değil. Ben hani bildiğimiz soğan halkasını bekledim. Hatta dedim ki ben onu evde yaparken gerçekten beceremiyorum Suhal Hanım. Nasıl yapıyorlar bilmiyorum. Hiç becerebildiğim bir şey değil. İnce kesilmesi gerekiyor. Tam şeklini alması gerekiyor. Hatta dedim şeklini yağ çekecek mi, çekmeyecek mi, risk almış vesaire dedim ama. Aysu. Zuhal Hanım, biraz önce söylemeye bile korkuyordum. Sürekli bana masada diyorlar, hepsi pişmemiş, pişmemiş, pişmemiş diyorsunuz. İçi pişmemiş, Allah'tan yani bana katıldın artık. Bu defa tuttu, evet. Cesur olun. Bu defa konuşmamız. Bu arada kenarları pişip ortası. Kesinlikle içi pişmemiş, pirinçleri çiğ. Zaten bunu puanlamayı bile almıyorum. Yani bunu listesinde bile görmedim ben. Bir de acı zaten. Acı onu zaten. Şu sostan bahsediyor. Hazır sos. Ekstra getirmiş. Soğan halkası da ben çocuklarıma yapıyorum. Şinitzelle bu şekilde de olmuyor. Ben bu şekilde beklemiyordum. Gerçekten şok oldum. Ben bildiğiniz çıtır soğan halkası bekliyordum. Bari o zaman menüsünde yoğurtlu falan yazsaydı şok olmazdı. Bak sen ne yapacaktın biliyor musun? Aklıma ne geldi şimdi? Ya tabii ki senin seçimi, saygı duyuyoruz. Madem kalamar ve soğan halkası var elinde. Tabii ki kalamar ızgara da çok güzel olur tercihe göre. Ben de çok severim. Ama ben olsam madem çıtır soğan halkasıysa ara yemek tabağında bir çıtır soğan halkası, bir çıtır kalamar. Yanına tatlı ekşi, işte sweet chili efendim sosunu koyardın. Yanına bir tane de ne bileyim başka bir sebze gene kızartırdın. O şekilde artık patlıcanları da kaplama, her şeyi kabağı şuna. Ben öyle bir şey bekledim. Şöyle bir böyle bir bize bir güzel bir combo, bir tabak yapardın evet. Ondan sonra. Hani onların içine şeyler de koyuyorlar, risotto koyuyorlar kızarmış gene dışı, efendime söyleyeyim. Yengeçten yapıyorlar bunu, patates kroket. Yani o şekilde böyle bir kızartma tabağı gibi getirse. Şimdi bir yerde dolma var, içi kıymalı bir şey. Bir yerde de bir soğan var fakat üstü yoğurtlu. Ardından bir pilav gelecek, sosisli bilmem neyli. Ben onun için sana mesela kavururken azıcık karıştırdım ya, dedim ki yağlı bir kıyma günüm, özellikle yağlı seçtim evet, dedim. Evet, özellikle yağlı. Şimdi zaten kalamar ağır, yani bir deniz ürünü, hem de yağlı seçmişsin. Bir de pişmemiş yani, tadı çok üzgünüm. Çok geliyor. Ben şu an çok şaşkınım. Ben yani ilk defa yediğim için, bir de güzel de olabilirdi yani, niye olmasın?